Endi hosila bo'limini boshlaymiz. Birinchi mavzuyimiz hosilalar jadvali. Endi dastlab hosilalar jadvalini keltiramiz. Birinchi formula. O'zgarmas sonning hosilasi 0 ga teng. Misollar keltiramiz. Birinchi misol. Masalan, 2 ning hosilasi 0 ga teng. 4.5 ning hosilasi 0 ga teng. Bu o'zgarmas son hosilasi 0 ga teng. 3-chi misol. -4.8 hosilasi 0 ga teng, o'zgarmas son. 4-chi misol. Y ning hosilasi 0 ga teng, o'zgarmas son. 5-chi. P ning hosilasi 0 ga teng, chunki o'zgarmas son. 6-chi misol. 1/10 hosilasi 0 ga teng. 7-chi misol. 3.4/1 deylik, mana hosilasi 0 ga teng. Chunki o'zgarmas sonning hosilasi 0 ga teng. Mana misollar ko'rdik, bir nechta misollar. Chunki bu yerda har birida o'zgarmas son kelyapti. Shu sababli uni hosilasi 0 ga teng. İkinci formulamız. X derecesi P'nin hosilasi P köpaytiru X derecesi P minus 1 ga teng. Bunu bu formuladan topladı. Bu formula juda ham keng kullaniladi. Funksiyaning hosilasini topishda juda ham ko'p ishlatiladi. Jadvaldagi har bir formulani yod olish kerak. Bunga misollar ko'ramiz. Birinchi misol. Masalan, x kubning hosilasi 3 x darajasi p ning o'rniga 3 kelyapti. Mana x darajasi p, x darajasi 3. Demak, mana bu yerga p ni yozishimiz kerak ekan. 3 ko'paytiruv x p minus 1, ya'ni 3 minus 1 teng. Hisoblab qo'yamiz, 3 dan 1 ni ayirsak 2 bo'ladi. Demak, 3 x kvadrat ekan. Shunday qilib x kubning hosilasi 3 x kvadrat ekan. İkinci misol. X darajasi 10 ning hosilasi. Endi p ning o'rniga 10 kelyapti. 10 ko'paytiruv x darajasi 10 minus 1. Chunki mana bu yerda darajada p minus 1. 10 minus 1. Ni hisoblab qo'yamiz. 10 ko'paytiruv x darajasi 10 dan 1 ni ayirsak 9 bo'ladi. Shunday qilib 10 x darajasi 10 ning hosilasi 10 ko'paytiruv x darajasi 9 ekan. 3-chi misol. X darajasi minus 5 ning hosilasi. Endi p ning o'rnida x darajasi minus 5 kelyapti. Demak, oldin p ni yozar ekanmiz, p ko'paytiruv minus 5 ko'paytiruv x darajasi minus 5 minus 1. Ya'ni p minus 1, p minus 5 ga teng. Hisoblab qo'yamiz. Teng minus 5 ko'paytiruv x darajasi minus 6. Buni ham biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Minus 5 ko'paytiruv 1/x darajasi 6. Yoki uni ham biz minus 5/x darajasi 6 deb yozishimiz mumkin. Shunday qilib x darajasi minus 5 ning hosilasi minus 5/x darajasi 6 ga teng ekan. Demak, bu yerda ham biz mana shu formuladan foydalandik. Navbatdagi misol, 4-chi misol. X darajasi minus 1 ning hosilasi teng. Endi p ning o'rniga minus 1 kelyapti. Minus 1 ko'paytiruv x darajasi minus 1 minus yana 1 teng. Minus 1 ni yozmasak ham bo'laradi. X darajasi minus 2. Bu ham teng. Minus 1/x kvadrat. Mana bunday qilib topamiz. Keyingi misol, 5-chi misol. Endi 1/x kubni hosilasi. Dastlab 1/x kubni biz x darajasi minus 3 deb yozib olamiz. Qani endi uni hosilasini topamiz. Bu yerda birinchi qadamda hosilani topmadik. Uni ko'rinishini o'zgartirdik xolos. Bu ham teng. Endi p ning o'rniga minus 3 kelyapti. Yana ikkinchi formulaga tushyapti. Minus 3 ko'paytiruv x darajasi minus 3 minus 1 minus 4 bo'ladi. Bu ham teng. Minus 3 taqsim
X derecesi 4. Yani biz, bir yerde biz tecrübe yiyemiz, bana manfi dereceler bile işliyor olanımız. Şu sebeple bana bir yerde cevabını bir tane yazıp koydum. Yedinci, altıncı misal. X derecesi 2.5'nin hasılası. 2.5 köpaytırı. X derecesi 2.5 minus 1. Demek derecede kandey son buluşunun ahamiyeti yok. Demek hamısı da bana şu formuna git şu yaptı. X derecesi kandeydir son. Hasılasını tapışı için demek biz bana şu formuladan faydalanırız. Bana bunu hesaba koyalımız. 2.5 köpaytırı. X derecesi 2.5'den 1'ine eğrisek 1.5 kalırdı. Şunu yakalım. Bana bu hasıla 2.5 köpaytırı. X derecesi 1.5 ke teng iken. Ne yaptı ki misal? X derecesi minus 3.6 hasılasını tapamız. Teng. Minus 3.6 köpaytırı. X derecesi minus 3.6 minus 1. Teng. Minus 3.6 köpaytırı x derecesi minus 4.6. Bu cevap tapıldı. Hasıla alındı. Bu fonksiyonun hasılası demek bana bu ifade getirirken, bana bu fonksiyon getirirken. 8. misal. X derecesi mesela 5 taksim 2 hopmaydı. 5 taksim 2 bana bunun hasılasını tapamız. Teng. Yani P'nin ornada 5 taksim 2 geliyordu. Bu teng 5 taksim 2 köpaytırı x derecesi 5 taksim 2 minus 1. Bana bir 5 taksim 2'den 1'ine ayırıp koyalımız. Teng 5 taksim 2 köpaytırı x derecesi 3 taksim 2 buladı. Şunu yakılıp bana bu fonksiyonun hasılası bana bu fonksiyonu teng ekan. Ne yapalım misal? Dokuzuncu misal, x derecesi 1 taksım 3'nin hasılası. Yani pen orunda 1 taksım 3 geliyordu. 1 taksım 3 köpaytırılgen x derecesi 1 taksım 3 minus 1. Bu hamdeyin 1 taksım 3 köpaytırı x derecesi minus 2 taksım 3. Şimdi yıkılıp cevap, bana bu fonksiyonu getirdim. 10. misal. İldiz aslında x derecesi 7. Bana bu fonksiyonun hasılasını tapın. Aslında bunu ham biz x derecesi pek örneşke keltiramız. Demek bunu x derecesi 7 taksım 2 de bir yazışımız mümkün. Bana bir yerde kvadrat ildiz, yani ikinci dereceli ildiz aslında ildiz. 2 yazılmayan, o da yazılmaydı. 7 taksım 2. Hasılasını tapamız. Teng. P'nin oranında demek 7 taksım 2 geliyordu. 7 taksım 2 köpaytırı x derecesi 7 taksım 2 minus 1. 7 taksım 2'den 1'ine ayırsak 5 taksım 2. Demek 7 taksım 2 köpaytırı x derecesi 5 taksım 2. Keyingi misal götürüyoruz. On birinci misal. Küp düzeyde da x kvadratının hasılasını tapamız. Bunu ham dastlab x derecesi p körünüşte yazamız. Bunu biz x derecesi 2 taksım 3 de bir yazışımız mümkün. Hani yani bu formüle yordamında biz bu fonksiyonun hasılasını tapamız. Teng 2 taksım 3 köpaytırı x derecesi 2 taksım 3 minus 1. Bunu hesabla koyamız. Teng 2 taksım 3 köpaytırı x derecesi minus 1 taksım 3. O şimdi kaldırsak hem burada yok ki yine biz ildiz aslıdaki ifade görünüşte yazışımız mümkün. Bunu ham mesela 2 taksım 3 köpaytırı manfi derece bu geldiği sebeple mahraz geçirirsek onu mahrazda manabindeyi kılma yazışımız mümkün. Müsbet derece bulan bu ham teng 2'ni 1'ge köpaytırağımız 2 mahrazda 3 köpaytırı. Bunu kubik düzeyde x diye yazamız.
Şunda kılıp bana bu hasıla, bana bu funksiyaya teng eken. 3 köpaytırım, kubil zastı da x'ye teng eken. Ne 12-ci misal. Bir taksım 5-ci dereceli izostu x derecesi torkun hasılasını tapayım. Teng. Dastlab bu ifadanı ham biz x derecesi p ko'rinishda yozamiz. Buning uchun quyidagicha almashtiramiz. Bizga ma'lum bu teng. Mahraj x derecesi 4 taksım 5 ga teng. Mahrajdagi ifoda 4 taksım 5. Shu sababli biz bu ifodani x derecesi minus 4 taksım 5 deb yozishimiz mumkin. Endi uning hosilasini topamiz. Yana shu ko'rinishdagi formaga tushib, mana bu formaga tushyapti. X derecesi p ko'rinishiga keldi. Endi p ning o'rnida minus 4 taksım 5 kelyapti. Demak bu teng minus 4 taksım 5. Ya'ni p ni yozdim. Ko'paytirib x derecesi minus 4 taksım 5 minus 1. Endi mana darajani hisoblab qo'yamiz. Minus 4 taksım 5 ko'paytirib x derecesi minus 9 taksım 5. Shunday qilib mana bu funksiyaning mana bu hosili mana bu funksiyaga teng ekan.